Malatya'da daha 3 yıl önce yapılan ve tanıtımında lüks ibaresi bulunan bir site depremde ağır hasar aldı. Sebebi kolonlarda tahta kullanılması ve demir bağlantılarının gerektiği gibi yapılmaması. Samet Özsaylan ve Mehmet Bal'ın özel haberini izleyeceğiz. Tahta, yani bunun kolon olduğunu demir gösterir. Kolonun arasında şu anda tahta var burada. Dışarıdan çok sağlam görünüyordu ama deprem sonrası çıktı ortaya korkunç gerçek. Kolonların demirleri bağlanmamış, betonun içinde ise tahta dolu. Binaların kolonlarının dışındaysa eşine az rastlanır bir görüntü var. Çünkü betonların tamamlanması gerektiği yerde bu tahta parçaları kullanılmış ve demirlerin arasından bu tahtalar gün yüzüne çıkıyor. Bilgen Park konutları lüks site olarak tanıtılmış. İnşaatı biteli ise henüz 3 yıl olmuş. Burası Malatya Bostanbaşı'da lüks site olarak tanıtılan ve 172 daire 4 bloktan oluşan bir site. Ve burada depremden ardından binalara ağır hasarlı rapor verildi. Sitenin ağır hasar görmesinin sebebi ise kolonların patlamasıyla ortaya çıktı. Kolonların demir eksikliği var. Birinci şeyde. Demirler birbirine bağlantısı yok abi. Birbirine bağlamamışlar abi. Ondan sonra abi demirler hep bütün konular arasında tahta var. Bütün binalar iş taraflarında da var. Tüm binalarda durum aynı. Yani dört blokta ne yönetmeliğe uygun yapılmış ne de inşaat sırasında düzgün denetlenmiş. Pardon, geçen konular aralarında da tahta var. Şimdi ben size göstereceğim ama tehlikeli olduğu için içeri giremiyoruz. Bostan başındaki yani bir numara sitelerden birisi sitemiz. İşte bu hale geldiler. İşte burası da aynı sitenin bir başka bloğu. Burada da demirlerin birbiriyle bağlantısının olmadığını görüyoruz. Bakın biri yukarıdan iniyor, biri yatay. Ancak burada herhangi bir birleşim bulunmuyor. Sitedeki binalar yıkılmak üzere, canlarını kurtaranlarsa sorumlulara tepkili. Burası Bostanbaşı, Malatya'nın en lüks, en güzel evleri burada. Biz de bunlara inandık. Yeni binalar, bunlar denetleniyor. Bunun demiri, çimentosu denetleniyor. Daha sağlam. Kendimizi güvende hissederiz. Ama maalesef bir kavak ağacı gibi sallanıp duruyor evler. En ufak hasarda ve şiddette bile sallanıyor burası. Site sakinleri milyonlarca lira verdikleri evlerinden eşyalarını bile alamadı. Ağır hasarlı, giremiyoruz. Eşyalarımız içinde şu an perme perişanız. Çıkaramadınız mı? Hayır, çıkaramadık. Nasıl çıkaralım? Her an sallanıyor. Ölümle dans ediyoruz şu an. Tek istedikleri ise adalet.